Burası. Unutma, yüzü dövmeli olan benim. Öldürme onu. Kulak koparta. Niye? Öyle. Canlı lazım. Ne yapacaksın? Enver, çok soru soruyorsun. Ya artık birlikte çalışacaksak benden bir şey saklama. Birlikte çalıştığımız falan yok. Sadece buraya birlikte dalacağız. O kadar. Yoksa yanımda olmandan nefret ediyorum. Kardeşlerimin yanında olmandan da nefret ediyorum. Niye öyle diyorsun ya? Ben sana çok alışmıştım halbuki. Tamam yani, ben de başta sevmemiştim seni ama sonra bir şey oldu, şimdi kopamıyorum. Hani kanım kaynadı derler ya. Bak, biraz daha konuşmaya devam edersen Ceren'e öyle bir yumruk atacağım ki kaynamayacak bir daha. Buyurun. Kime baktınız? Bir arkadaşa bakıp çıkacağız. Vedanızı mı arıyorsunuz lan? Gidin. Durun lan. Durun. Cezmi, ne haber lan? Ver. Bak, sana kimi getirdim? Bu arkadaş seni canlı istiyor. Böyle tuhaf tuhaf istekleri var. Hayırdır? Neymiş ben ne derdim? Seni annen yaşındaki kadını tehdit ettiğin için tokatlaya tokatlaya döveceğim. Senin gururunu kıracağım. Haysiyetini seni. Oha. Bayağı doğmuşsun sen. Komik lan bu. Öyledir, öyledir. Yakından tanısan daha komik. Siz Enver'i paket edin ama öldürmeyin ha. Komik olanı ben alacağım. Oha lan, bir dakika. Ne oluyor oğlum? Hepiniz bana mı dalacaksınız lan? Hangi kadından bahsediyoruz bu arada? Bak, o Cezmi'yi döver ha. Bu aralar bir sürü kadın tehdit ettim de. Ha? Ne oldu? Yoruldun mu lan? Bir dakika lan. Yoksa sen? Ne ben lan? Sen beni seviyor musun lan yoksa? He? Hayatımı kurtardın. Lan ne seveceğim seni, refleks. Lan bırak şimdi. Bırak şimdi, ne refleksi, itiraf et. Bak, bugünlük benim silah arkadaşımsın sen. Silah arkadaşlığı kutsaldır. Sen anlamazsın lan böyle şeylerden. Ne oldu, vuruldun mu sen? Yok bir şey. Çıkalım hadi buradan. Yardım etsene lan. Ne yardım edeceğim lan? Bak kayınço, bu herif bir daha benim karşıma çıkmayacak ha. Bu kadar zahmete girdim, bunu gebertmemiz lazım. Isırıp ısırıp milletin kulağını kopartıyor zaten kuduz.
Yardım edeyim mi? Bir şey lazım mı? İstemez. Sen geberteceksin bunu değil mi? Sen bunu nereye götürüyorsun? Alo. Lan atsana şunu. Nereye? Hüsniye öğretmeni tehdit eden adam bu. İsmi Cezmi Zakkum. Çık lan. Sıkıntı yaşayacağın yanlış adamı aldın. Sınama lan beni. Bu mudur hocam? Evet, bu adam. Bu adam benim evimi kurşunladı. Eşyalarımı yaktı. Üstüne beni tehdit etti. Ben şikayetçiyim bu adamdan. Tamam hocam. Tamam. Ne olacak şimdi? Nöbetçi mahkemeye sevk edeceğiz. Ne kadar kalır bu adam içeride? Yani onu tam bilmiyorum ama başka suçlardan da aranıyormuş hocam. Biraz ufak tefek suçlar ama. Ama bu kısa sürede çıkarsa bu adam yeniden gelir. Yeniden benim kapıma gelir. Hocam siz hiç korkmayın. Siz hiç korkmayın, öyle o kadar da değil yani. Haneye tecavüz var. Tehdit var. Bir süre içeride kalır, biz burada. Siz korkmayın hocam. Neredesin sen ya? Buralardayız amirim. Söyle. Bu geçen gün getirdiğiniz adam vardı ya. Kim? Cezmi mi? Hah, Cezmi Zakkum. Hı. Adam tutuksuz yargılanacakmış. Ne diyorsun oğlum sen? Salmışlar mı herif? Evet. Nasıl sal... Bir yanlışım var, sen emin misin oğlum? Herif kadının evine girmiş, tehdit etmiş, ateş açmış. Nasıl salarlar herif? Vallahi o kadar da bilmiyorum amirim. İşte ben de duyunca size söyleyeyim dedim. Abi. Ne oldu? Şu evinden çıksın diye tehdit ettiğim kadın var ya abi. O şikayetçi olmuş. Polis mi yaptı sana bunu? Yok abi, polisi yapmadım. Beni polisin kapısına attılar. Kargo musun lan sen? He? Ne demek attılar oğlum? Abi bir Enver'le mekanıma daldı. Kavga filan derken bayılmışım ben. Seni dövdü yani. Boşluğuma geldi abi. Gözümü bir açtım, böyle karanlık bir yerdeyim. Beni sandığa koymuş. Sonra işte birisi açtı, o da polismiş, buraya getirdi. Vay! Herifin biri seninle geçmiş, polisin önüne bırakmış lan. Bir de gelip bana bunu anlatıyorsun ha. Sen nasıl dayak yersin lan? Sen nasıl dayak yersin oğlum? Herif seni kargolamış resmen. Benim senin. Senin soyadın Zakkum lan, Zakkum! Zakkum! Kulak koparmaya benzemiyor değil mi bu? He? Kafanı kaldır. Kafanı kaldır. Acımadı değil mi? He? Bin arabaya, bin. Oh.